Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, 2024'ü ay ay bir konuşalım istedik. Neler getirecek? Aşk mı, para mı? Ne zaman aşk, ne zaman para, ne zaman kariyer? Bunlardan bahsediyor olacağız. Ocak ayında kendinizi yeniliklerle bulacak gibi görünüyorsunuz. Böyle bir her şeyi değiştirme isteği, belki dış görünüşünüzü değiştirme isteği, belki hayata dair yeni planlar yapma isteği herkesten çok sizde olacak. Şubat ayına geldiğimizde, Ocak sonu Şubat başı, daha parasal mevzular gündeminizde olacak. Adım atmaktan geri durmayın. Mart ayında gündem birazcık daha, özellikle Mart tutulması var, 25 Mart'ta bir tutulma var ve 8 Nisan tutulması da devam edecek bunun için. Hatta şöyle söyleyeyim, bu tutulma serisi 18 yıllık bir tutulma serisi ve bütün seneyi kapsayacak aslında. Yılın sonunda iki tane daha tutulma aynı konuyu sizin önünüze getiriyor olacak. Bu sene kariyer konusunda önemli kararlar verilecek gibi görünüyor. Kariyerden dolayı ev değişikliği, şehir değişikliği gibi kararlar da bu sene gündeminizde olacak. Mayıs ayına geldiğimizde önemli bir geçiş var. Mayıs'ta Jüpiter burç değiştirecek. Mayıs ayına kadar hayatınızda belki birazcık daha eğlence, çocuklar, flört gündemdeyken, o konularda şans devam ederken daha doğrusu, Mayıs'la beraber iş konusunda, günlük rutinler konusunda 12 yılın en şanslı dönemine giriyor olacaksınız. Yani bu seneyi kariyer anlamında değerlendirmenizi tekrar tavsiye ediyorum. Haziran ayına geldiğimizde gündeminiz Haziran sonu, Temmuz, hatta Temmuz sonu birazcık daha hayatta ne istiyorum, işte belki ilişkilere, ortaklıklara bu gözle bakmak, belki yeni kararlar, yeni adımlar atmak için çok daha doğru zamanlar olacak. Ağustos'a geliyoruz ve Ağustos gündemimiz birazcık daha para olacak gibi görünüyor. Belki yeni gelir kaynakları, belki yatırımların sonuçlarını almak, belki yeni yatırım kararları vermek gibi düşünebilirsiniz. Eylül ayında biraz sanki eğlenmeye, biraz seyahate, biraz arkadaşlarınızla zaman geçirmeye fırsat bulacaksınız gibi görünüyor. Çünkü Ekim ayındaki iki tutulma size yine aynı şeyi söyleyecek. Kariyerle ilgili önemli bir sene. O yüzden bu seneye kariyere odaklan diyecek size. Kasım ayına geldiğimizde biraz daha eğlenme, biraz daha yeni ortamlara girme, yeni insanlarla tanışma fırsatı buluyor olacaksınız. Aralık yoğun geçecek. Ara ara yorgun hissedebilirsiniz kendinizi. O yüzden dinlenmeyi unutmayın. Nasıl geçerse geçsin, şahane bir olmasını ve kalbinizden geçen tüm şeylerin gerçek olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.